Günaydın Ayrı. Tövbe tövbe, aklım aldın ya. Ne öyle sinsi sinsi geliyorsun, bak dökülür senin yüzünden. Sen merak etme, ben hemen toparlarım. Çabuk çabuk akacak. Çekil çekil çekil. Sen iyi misin? İyiyim, neden kötü olayım ki? Ne bileyim, dün olanlardan sonra pek bir neşelisin de böyle. Dün siz kavga etmediniz mi ya? Normalde senin şimdi kaçacak delik araman lazımdı. Tabii tabii, ettik. Çok çok büyük bir kavga ettik. Necat çok kızdı bana. Dün ben bir şey mi kaçırdım acaba kavgadan sonra? Ha? Yok. Yani her şey gördüğün gibi, başka bir şey olmadı. Asıl sen pek bir yakışıklısın bugün. Sende bir şeyler var sanki. Ne var, ne oldu sana? Bir havan değişmiş. Yok ya, o... Ya, ya baba. Günaydın anneciğim. Günaydın balığım. Sabah neden yanınıza gelmedin? Babamla beraber kıyafet seçtik. Meyve suyu hazırlıyordum çünkü sana bir tane. Sen gel bakayım bana, o sarılmalar yetmedi bana. Biraz da öpücük 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 öpücük. Oh, mis gibi. Baba. Sen anneme günaydın öpücüğü verdin mi? Evet, annene günaydın öpücüğü verdim. Ama sen uykucu olduğun için bunları göremedin. Gel bakayım oraya sen. Hadi bakalım, şimdi kahvaltı zamanı, sonra da veli toplantımız var. Ben de giriyorum değil mi veli toplantısına? Güzeler de geliyor. Al bakayım şunu da. Bu son. Okula geç kalacağız. Tamam, ben hazırım. Ben de hazırım, hadi gidelim. Senin gelmene gerek yok, ben hallederim. Ya niye canım? Ben de gelmek istiyorum. Hocaya söz verdim, geleceğim dedim. Ben izah ederim. Sen işlerini hallet. Ya baba, annem neden gelmiyor? Çünkü annen Saniye teyzene yardım ettiği için yorulmuş. Dinlensin diye söyledim ama çok istiyorsa gelebilir. Yo, gelmek istiyorum. Tamam o zaman, ben çantamı alıp geliyorum. Fırla. Necat. Efendim? Kayra gelmeden bir konuşabilir miyiz? Neyle ilgili konuşacağız? Dünle ilgili, özel olarak. Konuşalım da. Okuldan sonra konuşuruz o zaman. Tabii tabii. Kayra, hazır mısın? Geldim. Hadi bakalım. Hazırım. Al bakalım gözlüğünü. Güle güle Hayri. Ne diyorsun kız? Ben bir yere gitmiyorum. Asıl sana güle güle. Tamam hadi, neyse, bay bay. Sevmiyorum. Ne sevmiyorsun Boncuk? Ha? Hayri geliyor. Herkes bize bakıyor. Öyle mi küçük hanım? O zaman sen de bana bak bakalım şimdi. Biz şimdi öğretmenin yanına gidiyoruz. Bakalım ne yaramazlıklar yapmışsın. Sen de doğru arkadaşlarının yanına, hususlu oyna. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Fırla. Nereye? Aylin. Hadi gidelim, geç kaldık. Ne yapıyorsunuz bakalım? Sude Batı'yı öpmüş, Batı da zorla ağlamaya başlamış. Annesine şikayet etmiş Batı, Sude beni öptü demiş. Annesine niye şikayet ediyorsa? Necat, önce biz mi konuşsaydık? Konuşalım. Necat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Ne zamandır görmüyorduk sizi buralarda? Evet, işler biraz yoğundu bu ara. Aylin Hanım'ı sık sık görüyoruz. Ama ne güzel, bu sefer birlikte gelmişsiniz. Olanları duydunuz mu? Hayır, kötü bir şey mi oldu? Kızlardan bir tanesi bir oğlanın dudağından öpmüş. Yazık, o da ağlamış. Gidip annesine anlatmış. Annesi oğlum üzüldü, ağladı diye ortalığı ayağa kaldırmış. İleride o kızları öpemiyor diye ağlayacak. Yani ne var bunda canım? Çocuklar sonuçta, kızın içinden gelmiş öpmüş. Hem öpmek sevgi göstergesidir değil mi? Necat Bey daha farklı düşünüyor galiba. Yani aslında... Necat Bey, Aylin Hanım. Buyurun, sizinle devam edelim. Ah, geliyoruz. Belki sonra bu sohbete devam ederiz. Tabii tabii. Görüşmek üzere.
Ya öpmüş de öpmüş. Ne var ki bunda? İnsan sevince öpmez. Ben de annem babamı öpüyorum. Böyle öpüşmeler gizli olur. Annem babanı öperse bile sen görmezsin. Kayra'dan çok memnunum. Son iki aydır inanılmaz bir değişim gösterdi. Çok güzel. Artık kimseyle kavga etmiyor. Arkadaşlarıyla gayet uyumlu. Kendiyle barışık. Dersleri de çok iyi. Yani Aylin Hanım, siz geldiğinizden beri Kayra gözle görülür bir aşama kaydetti. Sınıfta sık sık anne babasının aşkından bahsediyor. Artık sizin aşk hikayenizi biz de biliyoruz. Gerçi her şey ortada. Ne bay bay? Geçiriz. Görüşürüz. Ben derse geç kalmayayım. Hadi koş. Yaramazlık yapmak yok. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Ne yapalım şimdi? Yani ben şirkete gideceğim. Seni de bırakayım mı diye soruyorum. Senin işlerin var tabii. Doğru. Mahalleye bırak beni o zaman. Hadi tamam, gel. Ya çok komik değil mi ya? Kız gelmiş pat diye öpmüş çocuğu. Pardon, bir dakika. Efendim Neşat Bey? Ayşe. Annenin hazırladığı yarı yıl raporunu bana bir okur musun? Hepsini mi okuyayım Neşat Bey? 7 sayfaydı diye hatırlıyorum ben. Evet evet, okuman lazım. Benim zaten bunları bitirmiş olmam gerekiyordu. En azından şimdi yoldayken senden dinlerim, zamandan kazanmış olurum. Başlıyorum o zaman Neşat Bey. Başla. Ay, ciddi değilsin herhalde. 7 sayfa diyor ya. Zamanı değerlendiriyorum, ne var? Zamanı değerlendiriyorsun. Bir şey mi dediniz Neşat Bey? Aa, yok, ailem bir şey söylüyordu da seni dinliyorum. Başla. Kayra Göz 2019 yarı yıl raporu. Hazırlayan Hande Eymen. Ayşe'cim. Ben seni arayayım, birazdan devam edelim, tamam mı? Şimdi kapatıyorum. Evet, buyurun. Dünle ilgili konuşacaktık değil mi? Hı, evet. Bu Tolga meselesine çok büyük tepki verdim. Biliyorum ama sebep Kayra, bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Ben özür dilerim. Zaten benim dışımda gelişti. Ben asla çağırmadım. Bak, Suna ve Aylin olarak iki ayrı hayat yaşamak zorundasın. Bunu biliyorum. Hiç kolay değil. Sana saygı duyuyorum. En başta nasıl konuştuysak öyle devam edelim. Kayra'ya odaklanalım sadece. Kalan zamanı en iyi şekilde geçirelim. Bu süreçte özel hayatına saygı duyacağıma sana söz veriyorum. Tamam? Peki. Ha, bu kadar mı? Evet. Tabii ki bir şey daha var. Bugün beni toplantısına geldin ya. Kayra çok mutlu oldu. Sağ olsun. Hı. Bir şey yetişmem lazım. Biraz acelem var. Peki. Hayret bir şey ya. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.